Evet arkadaşlar, bir önceki dersimizde elektrokimya konusuna bir başlangıç yapmıştık. İndirgen ve yükseltgen kavramlarından bahsetmiştik. Daha sonra yükseltgen ve basamağı hesaplamasından bahsetmiştik. Sonra yükseltgen ve indirgen ve tepkimelerinin denkleştirilmesinden bahsettik. İlk olarak nötr ortamda, daha sonra asidik ortamda, daha sonra da bazik ortamda denklemlerin denkleştirilmesinden bahsettik. Bugünkü konumuzda ise arkadaşlar elektrokimyasal piller var. Elektrokimyasal piller ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Bir tanesi galvanik hücre dediğimiz, galvanik piller dediğimiz olayların kendiliğinden geliştiği ve pilin E0 değerinin pozitif olduğu bir de elektrokimyasal piller var arkadaşlar. Dışarıdan bir enerji vererek oluşturulan piller var. Bu bizim en çok üzerinde duracağımız galvanik hücreler. Galvanik hücre olayların kendiliğinden meydana geldiği piller. Bunlara örnek Daniell pili. Daniell pili ne demek? Daniell pili bir çinko elektrot ve çinko sülfat çözeltisi ile bir bakır elektrot ve bir bakır sülfat çözeltisinden oluşan iki yarı hücrenin bir tuz köprüsüyle ve iletkentelle birleştirilmesiyle oluşan pile biz Daniell pili diyoruz. Daniell pilinde arkadaşlar bilmemiz gereken bazı kavramlar var. Evet, özellikle şurada görmüş olduğunuz Zn elektrot. Elektrot ne demek? Çözeltiye daldırılan metal çubuğa elektrot denir. Elektrik akımını iletir çözeltiye daldırılmış metal çubuktur. Burada da bakır elektrot var. Burada çözelti var. Elektrolit deniyor arkadaşlar buna. Elektrik akımını ileten sıvı çözeltiye elektrolit denir. Tuz köprüsü var. Tuz köprüsü iki yarı hücreyi birbirine bağlayan tuzdan oluşan U şeklindeki boruya da tuz köprüsü deniliyor. Ve şurada da voltmetre ile iki tane elektrot birbirine bağlanmış ve şu görmüş olduğunuz devre tamamlanmış. Ve buradan bir elektrik akımı geçiyor. Buradan bir elektrik akımı geçerken buradaki elektrik akımını kim oluşturuyor? Buradaki çinko ve çinko sülfat çözeltisi ile bakır bakır sülfat çözeltisi. Ve burada olay kendiliğinden gerçekleşiyor. Nasıl gerçekleşiyor? Arkadaşlar çinkonun yükseltgenme eğilimi bakırdan daha büyük olduğu için buradaki çinko elektrottaki çinko katısı yükseltgenerek buradaki çözeltiye geçiyor. Burada da bakır artı 2 iyonları bakır elektrotun üzerinde toplanmaya başlıyor bakır katısı olarak. Bu arada İndirgenme ve yükseltgenme tepkimeleri meydana gelirken bu elektronlar taneciklerin üzerinden elektronlar akıyor ve burada bir devre tamamlanıyor ve bu voltmetrede yaklaşık 1,1 voltluk bir akım ölçülüyor. Şimdi arkadaşlar tekrar edelim. Çözeltilerin içine batırılan çinko ve bakır metallerine biz elektrot diyoruz. Bu elektrotların çözeltilere daldırıldığı ayrı ayrı sistemlere yarı hücre diyoruz. İki yarı hücreyi birleştiren derişik tuz çözeltisine tuz köprüsü diyoruz. Bütün bu parçaların birleşimiyle oluşan sisteme elektrokimyasal hücre ya da pil diyoruz arkadaşlar. Galvanik bir hücrede elektrik akımı elektron alışverişiyle gerçekleşiyor. Bu olaya biz redoks ya da indirgenme, yükseltgenme tepkimesi diyoruz. Yarı hücrelerden birinde yükseltgenme, diğerinde de indirgenme oluyor. Yükseltgenmenin olduğu yarı hücreye anot diyoruz arkadaşlar. İndirgenmenin olduğu yarı hücreye de katot diyoruz. Burada arkadaşlar çinko artı 2'ye yükseltgendiği için burada yükseltgenme oluyor. Anot burası. Burada da bakır artı 2 iyonları bakır katısına dönüştüğü için burada da indirgenme oluyor. Burası da katot oluyor. O zaman anotta yükseltgenme, katotta indirgenme oluyor. Anotta yükseltgenme sırasında yükseltgenme basamağı artıyor ve gördüğünüz gibi dışarıya 2 elektron veriyor.
elektron veren sistem yükseltgenliğe uğradığı için biz ne diyoruz arkadaşlar? Burada yükseltgenme var diyoruz. Diğer tarafta da bakır artı iki iyonları bakır sıfır elementine indirgeniyor. İndirgenme sırasında da ortamdan elektron alıyor. İyonların elektron aldığı ortamlara da biz ne diyoruz? İndirgenme diyoruz. Yükseltgenmenin olduğu yer anot, indirgenmenin olduğu yere katot diyoruz. Ve arkadaşlar dış devrede elektronlar anottan katota doğru anottan katota doğru hareket ediyor. Elektronlar anottan katota doğru hareket ediyor. Ve arkadaşlar buradaki çinko elektrotun yapısındaki çinko metali çözeltiye geçtiği için burada çinko elektrot aşınıyor. Diğer tarafta ise bakır artı iki iyonlarından oluşan bakır katısı oradaki bakır elektrot üzerinde toplanıyor. O yüzden çinko elektrotun kütlesi azalırken bakır elektrotun kütlesi artar diyoruz. Evet, şöyle bir örneğimiz var. Bir bakalım arkadaşlar. Diyor ki elektrokimyasal hücrelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yükseltgenme, indirgenme, redox tepkimelerinin gerçekleştiği sistemlerdir. Doğru. Elektrotlar ile çözeltilerin oluşturduğu sisteme yarı hücre denir. Doğru. Evet, çinko elektrot ve çinko sülfat çözeltisiyle bakır elektrot ve bakır sülfat çözeltisine yarı hücre deniyor. Elektron akışı anottan katota doğru olur. Evet, az önce söyledik. Elektron akışı anottan katota doğru olur. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme olur dedik. Fakat burada tam tersini söylemiş. O yüzden burası ne oldu arkadaşlar? Yanlış oldu. İki yarı hücreyi birbirine bağlayan ve içerisinde derişik tuz çözeltisi içeren sisteme tuz köprüsü denir. Bu da doğru. Bakalım arkadaşlar. Yükseltgenmenin gerçekleştiği yarı hücre. Yükseltgenme nerede gerçekleşir arkadaşlar? Anotta. Anotta yükseltgenme gerçekleşir. Elektrokimyasal hücrelerde elektronlar nereden? Anottan katota doğru hareket ederler değil mi arkadaşlar? Anot elektrottan katot elektrota doğru hareket ederler. Arkadaşlar ne olur? Anotta çinko katısı çözeltiye geçer. O yüzden ne olur? Anotun kütlesi azalır. O zaman şuraya anot diyeceğiz. Kütlesi azalana anot diyeceğiz. Katotun kütlesi ise artar. Bize diyor ki hangi boşluklara anot yazılmalıdır diyor. Evet, A olarak yazdıklarımız 1, 2 ve 5 ne olacaktır arkadaşlar? Anot olarak yazılması gerekmektedir. Şimdi arkadaşlar standart elektrot potansiyelleri nasıl ölçülür? Arkadaşlar çinko elektrot bir bakır sülfat çözeltisine daldırıldığında şöyle bir tepkime gerçekleşir. Fakat bir bakır elektrot çinko sülfat çözeltisine daldırılırsa tepkime oluşmaz. Neden oluşmaz? Çünkü arkadaşlar çinkonun yükseltgenme eğilimi bakırdan daha büyüktür. O yüzden çinko yükseltgenmeye uğrarken bakır indirgenmeye uğrar. Fakat burada bakırın yükseltgenme eğilimi çinkodan büyük olmadığı için bu tepkime gerçekleşmez. Bakın çinko ne yapıyor? Zn'den Zn artı 2'ye yükseltgeniyor. Bakır da bakır artı 2'den bakır 0'a indirgeniyor. Burada yükseltgenme Zn yükseltgeniyor, bakır indirgeniyor. Zn'nin yükseltgenme eğilimi daha büyük olduğundan bakırdan bu tepkime gerçekleşiyor. Ama tam tersi bakır katısı Zn artı 2 iyonlarından karşısına ne yapamıyor? Yükseltgenemiyor. Neden? Çünkü yükseltgenme eğilimi büyük değil. Evet, şimdi arkadaşlar bir metalin tek başına elektrot potansiyeli ölçülemez. Ve arkadaşlar hidrojen elektrot standart kabul edilerek diğer elektrotların potansiyelleri ölçülmüştür. Ve hidrojen elektrotun 25 santigrat derecede 1 molar H artı iyonu içeren standart hidrojen elektron olarak kabul edilmiş ve burada gerçekleşen standart hidrojen elektrotta gerçekleşen tepkime de hidrojenin şurada görmüş olduğunuz gibi artı birden sıfıra inmesi durumunda
İndirgenme gerilimi 0. Tam tersi yine 0'dan artı 1'e kadar yükseltgenme gerilimi de 0 kabul edilmiş. Ve arkadaşlar standart hidrojen elektrota göre diğer elektrotların pil gerilimleri hesaplanmıştır. Hidrojen 0 kabul edilmiş, diğerleri buna göre hesaplanmıştır. Arkadaşlar eğer çözeltinin içerisinde grafit elektrot, platin elektrot ve altın elektrot gibi elektrotlar varsa bu elektrotlara inert elektrot denir. İnert demek arkadaşlar tepkime vermeyen demek. Bakın burada bir platin elektrot var. Bu platin elektrot ne yapmıyor? Tepkime vermiyor burada. Bunun içindeki hidrojen gazı var. Bu hidrojen gazı şuradaki HCl çözeltisiyle birlikte indirgenme yükseltgenme tepkimesine maruz kalıyor. Buradaki H artı iyonları ya H2 gazına indirgeniyor ya da buradaki H2 gazındaki hidrojen HCl'deki H artı iyonuna yükseltgeniyor. Şimdi arkadaşlar bir metalin standart elektrot potansiyeli nasıl ölçülür? Bakın bir çinko elektrot çinko çözeltisine 1 molarlık çinko çözeltisine daldırılıyor. Karşısına da standart hidrojen elektrot konuluyor. Ve arkadaşlar standart hidrojen elektrotun pil gerilimi 0. Buradaki hücrenin pil gerilimi 0.76 volt ölçüldüğünde deniyor ki çinkonun yükseltgenme potansiyeli 0.76 volttur deniyor ve bu şekilde tüm elementlerin pil potansiyelleri ölçülüyor. Ve arkadaşlar elementlerin pil potansiyelleri ölçüldüğünde bakıyorlar ki arkadaşlar bazıları hidrojen elektrottan daha küçük, bazıları hidrojen elektrottan daha büyük. Bakın şuradaki indirgenme potansiyelleri eğer hidrojenden büyükse hidrojenin yükseltgenme eğilimi buradaki elementlerden daha büyüktür. Buradaki elementlerin indirgenme eğilimi hidrojenden daha büyük. Şuradakilere baktığımızda arkadaşlar, şuraya baktığımızda şu elementlerin yükseltgenme eğilimi hidrojenden daha büyük, hidrojenin indirgenme eğilimi bu elementlerden daha büyüktür demektir. Bakın şu görmüş olduğunuz çizgi bize neyi ifade ediyor? Buradaki indirgenme eğiliminin, indirgenme potansiyelinin büyüklüğünü. O zaman burada indirgenme isteği en büyük olan kimdir? Au'dur. Peki yükseltgenme isteği en büyük olan kimdir? Ya da şöyle burada özür dilerim. Soruyu şöyle soruyor. İndirgenme isteği aşağıdan yukarı doğru nasıl değişir diye. Gördüğünüz gibi aşağıdan yukarı doğru indirgenme isteği ne yapıyor? Artıyor. O yüzden en büyük altın burada. Peki yükseltgenme isteği ne yapar? Azalır. Çünkü yükseltgenme isteği en büyük olan kimdir arkadaşlar? Şu aşağıdaki lityumdur. Elektron alma isteği. Arkadaşlar indirgenme isteği büyük olanın elektron alma isteği de büyüktür. O yüzden elektron alma isteği de ne olur? Artar. Elektron verme isteği, evet gördüğünüz gibi elektron alma isteği arttığına göre elektron verme isteği de ne olacaktır? Azalacaktır. Peki metalik aktiflik, arkadaşlar metalik aktiflik yükseltgenme potansiyeli büyük olanın metalik aktifliği daha büyüktür. Aşağıdan yukarı doğru metalik aktiflik ise azalacaktır. Burada yazan değerler, görmüş olduğunuz şu indirgenme potansiyelleri ters çevrildiğinde bunların hepsi yükseltgenme potansiyeli olacak. Ters çevrildiğinde şurası artı olacak ve artı 3,04 ile yükseltgenme eğilimi en büyük olan lityum olacak ve en aktif metal de lityum olacak. Aktiflik ne demektir metalik aktiflik? Metalik aktiflik bir elementin diğer metal karşısında yükseltgenme eğiliminin fazla olması demektir. Şimdi bakalım buraya.
az önce söylediğimiz tam tersine aldık. Yani şuradakiler indirgenme potansiyeliydi ve bunlar tam ters çevrildiğinde yükseltgenme potansiyeli oluyor. Burada lityumunki -3,04 iken yükseltgenme potansiyeli ne oldu arkadaşlar? +3,04. Gördüğünüz gibi yükseltgenme eğilimi en büyük olan kimdir? Lityum. Yükseltgenme eğilimi büyük olan maddenin elektron verme eğilimi fazladır. Metalik aktifliği fazladır. İndirgen özelliği fazladır. Arkadaşlar, yükseltgenmeye uğrayan maddeye biz indirgen diyorduk. Yükseltgenme özelliği fazla olan indirgen özelliği fazla demek. Sevgili arkadaşlar, bir yarı tepkime herhangi bir sayı ile çarpılırsa onun değeri, pil potansiyeli o sayıyla çarpılmaz. Bakın bunu 2 ile çarptığımızda pil potansiyeli ne yapmaz? Değişmez. Eğer arkadaşlar bir pil tepkimesi, yarı pil tepkimesi ters çevrilirse bu E0 değeri işaret değiştirir. Yani şöyle olursa arkadaşlar, şöyle olursa lityum artı elektron eşittir lityum olursa o zaman ne olacaktır? E0 değeri -3,04 olacaktır. Gördüğünüz gibi -3,04 volt. Evet arkadaşlar, o zaman bir pil E0 pil değeri şuradaki tepkime ters çevrilirse işaret değiştiriliyor. Fakat tepkime herhangi bir sayıyla çarpılırsa pil değeri ne yapılmıyor? O sayıyla çarpılmıyor. Burası önemli arkadaşlar. Şimdi metalik aktiflik sırası. Değerli arkadaşlar, metalik aktiflik nedir? Hidrojenin standart indirgenme potansiyeli sıfır olarak kabul edilir. Yükseltgenme potansiyeli sıfırdan büyük olan elementler yaklaşık hidrojen şuralarda bir yerde zannedersem arkadaşlar. Onu yazmamışlar ama hidrojen şuralarda bir yerde. Evet, yükseltgenme eğilimi, yükseltgenme potansiyeli hidrojenden büyük olan elementler aktif metallerdir. Hidrojenden daha küçük olan elementler ise aktif olmayan metallerdir. Yani pasif metallerdir. Şimdi arkadaşlar bakın burada magnezyum ve gümüş. Magnezyum metali Ag artı çözeltisine daldırılıyor. Arkadaşlar magnezyum metali Ag metalinden daha aktif bir metaldir. Aktif metal ne yapar? Aktif metal kendisinden daha pasif olan metali çözeltiden dışarıya katı olarak çıkartır. Yani şuradaki magnezyum Ag'den daha aktif olduğu için buradaki magnezyum arkadaşlar yükseltgenmeye uğrar. Magnezyum artı 2'ye dönüşür. Karşı taraftaki Ag artı iyonu ise çözeltiden ayrılır ve Ag katısına dönüşür. Ve bu olay genellikle şuradaki elektrotun üzerinde toplanmayla gerçekleşir. Magnezyum çubuk aşınır, aktif olan metal aşınır, karşısındaki metal çözeltiden dışarı çıkar. Magnezyum yükseltgenirken Ag artı iyonlar indirgenir. Magnezyumun kütlesi azalır. Tam tersi Ag elektrot Mg artı 2 çözeltisine daldırılırsa burada herhangi bir tepkime gerçekleşmez. Neden? Çünkü Ag Mg artı 2 karşısında ne yapamaz? Yükseltgenmeye uğrayamaz. O yüzden bu tepkime burada gerçekleşmez. Arkadaşlar bir metal eğer karşısındaki metalden aktifse yükseltgenir ve kütlesi azalır. Bakalım. Şimdi burada verilen değerleri bizim bir gözlemlememiz gerekiyor. Bakın şu magnezyum artı 2'den magnezyum 0'a inmiş. Bu görmüş olduklarınız bunların hepsi indirgenme gerilimi. Biz aktiflik için genellikle
yükseltgenme gerilimlerinden yararlanırız. Şu magnezyum artikinin indirgenme gerilimini ters çevirirsek ne olur bu arkadaşlar? Artı 2,37 olur. Bu ne oldu? Yükseltgenme gerilimi. Burası ne olur? Ag eksi 0,80. Burası ne olur? Artı 1,66. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar, buradaki değerler, yazmış olduğum değerler, şu indirgenme değerlerinin tam tersi. Bunlar nedir? Yükseltgenme değerleri. Şimdi yükseltgenme gerilimi büyük olan daha aktif metal demektir. O zaman burada magnezyum alüminyumdan daha aktif, alüminyum da gümüşten daha aktif demektir. Ve elektron verme eğilimleri bu şekilde sıralanır. Peki magnezyum artı 2, Ag artı 3 ve Al artı 3 iyonların elektron alma eğilimleri arasındaki ilişki nedir? Burada bunların elektron alma eğilimleri en büyük olan kim olacak? Ag artı olacak. Çünkü elektron alma eğilimi dediğimizde kime bakacağız? İndirgenme potansiyellerine bakacağız. Burada indirgenme potansiyeli en büyük olan Ag artıdır. Sonra Al artı 3'tür. Sonra da Mg artı 2'dir. Magnezyum, gümüş ve Al metallerinin indirgen özellikleri arasındaki ilişki nedir? İndirgen özellik nedir? Yükseltgenmeye uğrama özelliği. O zaman yükseltgenmeye uğrama özelliği, yani yükseltgenme gerilimi en büyük olan magnezyum, sonra alüminyum, sonra da ne olacaktır arkadaşlar? Yine gümüş olacaktır. Çünkü indirgen özellik ne demek? Elektron verme eğilimi demek, yükseltgenme eğilimi demek. Mg, Ag, Al metallerin aktiflikleri arasındaki ilişki nedir? Yine aynı şekilde elektron verme eğilimi büyük olanın aktifliği de büyük olacağı için bunların aktiflik sıralaması da ne olacaktır? Bu şekilde olacak. Evet, buraya bakalım arkadaşlar. Bakın burada ne verilmiş? Hepsinin yükseltgenme gerilimleri verilmiş. Bakın sıfırdan artı 2'ye, sıfırdan artı 2'ye, sıfırdan artı 2'ye. O zaman yükseltgenme gerilimleri verilmişse yükseltgenme gerilimi büyük olanın elektron verme eğilimi de ne olacaktır? Büyük olacaktır. O zaman burada sıralama nasıl olacak? BA, BE ve J şeklinde olacak. B'ye bakalım. Aktiflikleri arasındaki ilişki, yükseltgenme eğilimi büyük olan metal daha aktif olacağı için yine aynı sıralama söz konusu olacak. Elektron alma eğilimleri dediğimizde bunların tam tersi, bunları ters çevirdiğinde ne olacak? Şuradaki J artı 2'nin indirgenme eğilimi en büyük olacak. O yüzden buradaki elektron alma eğilimi J artı 2, BE artı 2 ve BA artı 2 şeklinde olacak. Şuraya bakalım. Hidrojenden aktif olan metaller hangileridir? Arkadaşlar hidrojenden aktif olanlar sıfırdan yükseltgenme gerilimi sıfırdan büyük olanlardır. O zaman yükseltgenme gerilimi sıfırdan büyük olanlar kimler? Baryum ve demir olacağından burada ne olacaktır arkadaşlar? Hidrojenden aktif olan metallerde bunlar olacaktır. Evet, genellikle sizin sınavlarınızda çıkmamış ama arkadaşlar ÖSYM'nin sınavlarında genellikle bu tarzda sorular çıkıyor. Şimdi bu metallerin aktiflik sıralaması verilmiş. Buna göre yanda verilen sistemlerin hangilerinde tepkime gerçekleşir? Arkadaşlar tepkimenin gerçekleşebilmesi için şuradaki metalin aktifliğinin şuradaki çözeltideki metalden büyük olması lazım. Yani burada tepkimenin gerçekleşmesi için T büyük Y olması lazım. Burada X büyük T olması lazım. Burada da Z büyük X olması lazım. Yükseltgenme gerilim eğilimlerinin ya da metalik aktiflerinin bu şekilde olması lazım. T Y'den büyük mü? Hayır. X T'den büyük mü? Evet. Z X'ten büyük mü? Hayır.
O zaman ne olacak arkadaşlar? Yalnızca ikinci kapta tepkime gerçekleşecektir. Evet. Buraya bir bakalım arkadaşlar. Şimdi şu sorunun, bakın bu sorunun tersinden sorulması bu. Bakın burada metal nerede? Çözeltinin içine daldırılmış çubuk halinde. Fakat bu soruda metalimiz kap olarak gelmiş. Bakın X metali şuradaki kap. O zaman ne düşüneceğiz? Az önce daldırdığımız çubuk şuradaki çözeltideki maddede daha aktif olması gerekiyordu. O zaman buradaki kabın metali şu çözeltiden aktif olması gerekir. Yani X büyük Z olması gerekir. Burada Y büyük X olması gerekir tepkimenin olması için. Burada da Z büyük Y olması gerekir tepkimenin olması için. Ne diyor? Yalnız 3. kaptaki Z metali aşınırken diğer kaplarda değişim gözlenmiyor. Yani sadece burada tepkime gözleniyormuş arkadaşlar. O zaman Z büyük Y'dir. O zaman buralarda tepkime olmuyorsa o zaman X büyük Y'dir. O zaman Z büyük X'tir. O zaman hepsini sıralayalım. Aktiflik sıralaması ne olacak? Z büyük, X büyük, Y şeklinde olacak metalik aktiflik sıralaması. Şuradaki katyonların indirgenme potansiyellerini karşılaştırdığımızda da ne olacak? Tam tersi olacak. Yani Y, X ve Z şeklinde olacak. Çünkü yükseltgenme eğilimleri böyleyse bunların indirgenme eğilimleri de bunun tam tersi olacak demektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunlar metalik aktifliklerle ilgili sorular. Evet şu soruya bir bakalım. Ondan sonra bu konuyu geçelim. Sorumuz ne diyor arkadaşlar? Çekirdek kaplarda bulunan Y artık çözeltileri X metali ikinci kaptakine Z metali batırılmıştır. Bu kaplardan birincisinde tepkime gerçekleşirken ikinci kapta tepkime gerçekleşmiyor. Arkadaşlar birinci kapta tepkime gerçekleşiyor. Birinci kapta tepkime gerçekleşiyorsa X, Y'den daha aktif metal. İkinci kapta tepkime gerçekleşmiyorsa o zaman Z, Y'den aktif değil, Y, Z'den daha aktif bir metal demek. O zaman X metalin yükseltgenme potansiyeli Z'ninkinden büyüktür. Tabii burada sıralama ne oldu şimdi arkadaşlar? Biz gördük. X, Y, Z oldu. O zaman X metalinin yükseltgenme potansiyeli Z'den büyüktür. Doğru. Birinci kaptaki X metali indirgen özellik gösterir. Arkadaşlar X, Y'nin karşısında yükseltgenmeye uğrayan madde indirgen özellik gösterir. Bu da doğru. Y artı 2 iyonunun elektron alma eğilimi X artı 2 iyonunkinden büyüktür. Arkadaşlar bu yükseltgenme eğilimi olduğu için indirgenme eğilimi ne olacak? Tam tersi olacak. Z, Y, X şeklinde olacak. O zaman Y artı 2'nin indirgenme eğilimi X artı 2'den daha büyük olacaktır. Bu da nedir arkadaşlar? Doğrudur. Evet. Şu soruya bir beraberce bakalım. Bazı iyonların indirgenme yarı tepkimesi verilmiştir. X metali Y iyonlarını içeren çözeltiye batırıldığında tepkime olmadığı belirleniyor. Buna göre X metali Y iyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar burada verilen değerler nedir? Bunların hepsi indirgenme potansiyelleridir. Biz bunları ne yapalım? Yükseltgenmeye çevirelim. 0,76 artı 0,25 eksi 0,34 eksi 0,80. Şimdi arkadaşlar X metali Y iyonlarını içeren çözeltiye daldırılıyor. Şöyle bir X metali Y iyonlarını içeren çözeltiye daldırılıyor. Eğer tepkime olsaydı
x büyük y olacaktı. Tepkime olmadığına göre ne olacak arkadaşlar? Y büyük x olacak. Y büyük x olacak. Yani arkadaşlar burada şuradaki y'nin yükseltgen ve eğilimi şuradaki x'ten büyük olacak. Bakalım nikelin kaç? Artı 0,25. Bakırın kaç? 0,34. Büyüktür. O zaman cevap A olabilir. Bakalım. Bakırın eksi 0,34. Nikelinki artı 0,25. Büyük değil. Ag'ninki eksi 0,80. Zn'den büyük değil. Nikel artı 2'ninki artı 0,25. Zn'den büyük değil. Ag artının ki eksi 0,80. Cu'dan büyük değil. O zaman cevap ne oldu arkadaşlar? Burada A şıkkı oldu. Evet. Değerli arkadaşlar. Buradaki soruları sizlere emanet ediyorum. Bunlarla sizler ilgilenirsiniz. Ben şimdi bir sonraki öğe geçiyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım, az önce ne demiştik? Şu görmüş olduğunuz pile biz ne demiştik? Bir galvanik hücre ve özel ismi de neydi bunun adı? Daniel piliydi. Daniel pili Zn ve bakırdan oluşan pilin adı Daniel pili. Galvanik hücre de bu şekilde kendiliğinden gerçekleşen Zn'nin yükseltgen ve eğiminin Cu'dan büyük olduğu bir şu şekilde oluşturulmuş elektrokimyasal hücreye biz ne diyoruz arkadaşlar? Galvanik hücre diyoruz. Şimdi bu görmüş olduğunuz hücre yani pilin potansiyeli hesaplanırken buradaki yükseltgenme potansiyeliyle indirgenme potansiyeli toplanıyor ve pilin potansiyeli ölçülüyor. İşte bu pilin potansiyeli ölçülürken biz E hücre diyoruz bu pilin potansiyeline. Yükseltgenme gerilimi ile indirgenme gerilimi toplanıyor. Eğer arkadaşlar buradaki E hücre değeri pozitif çıkarsa, E hücre değeri pozitif çıkarsa buradaki olay kendiliğinden gerçekleşiyor demektir. Yani Zn'nin yükseltgenme eğilimi Cu'dan büyük demektir ve olay kendiliğinden gerçekleşir. Pozitif değerde bir voltaj oluşur burada. Ama eğer negatif çıkıyorsa, eğer negatif çıkıyorsa arkadaşlar bu tepkime kendiliğinden gerçekleşmiyor demektir. Ve bizim dışarıdan bir enerji, elektrik enerjisi vermemiz gerekir bu tepkimeyi yapmamız için. O tepkimenin oluşabilmesi için dışarıdan enerji vermek gerekir. Yani arkadaşlar ona da biz elektrokimyasal hücre diyoruz. Şöyle diyelim. Şuradaki Cu elektrotun anot, buradaki Zn'nin katot olduğu durum oluyor bu. Fakat bu olayın tam tersinden işlemesi gerekiyor. Bunun için de dışarıdan bir elektrik enerjisi verilmesi gerekiyor. Dediğim gibi biz elektrokimyasal hücrelere girmeyeceğiz. Galvanik hücrelerden bahsedeceğiz. Şimdi şurada bu galvanik hücrede ne oluyor? Anotta çinko ne yapıyor arkadaşlar? Yükseltgeniyor. Bize ne verilmiş? Bakın burada çinkonun ve bakırın her ikisinin de indirgenme potansiyelleri verilmiş. Ama biz biliyoruz ki anotta yükseltgenme oluyor, katotta indirgenme oluyor. Önce anot ve katot tepkimelerini yazıyoruz arkadaşlar. Çinko, Zn, Zn artı 2, 2 elektron. Katotta bakır artı 2 artı 2 elektron, bakır 0. Şimdi burada yükseltgenme gerilimini yazacağız. Bize indirgenme gerilimi verilmiş. Ne yapıyoruz? Ters çeviriyoruz. Ters çevirdiğimizde bunun yükseltgenme gerilimi ne yapar? Artı 0,76 volt yazdık. Bakırın katotta indirgenme olmuş. Direkt indirgenme gerilimini aldık. Artı 0,34 volt. Ve toplam tepkimeyi yazdığımızda çünkü 2 elektronlar gitti. Çinko artı Cu artı 2, Zn artı 2, Cu şeklinde ne yaptık? Tepkimeyi yazdık. Ve buradaki pil potansiyelini hesapladığımızda ne oldu?
0,76 artı 0,34'ten 1,1 volt olarak hesaplamış oldum. Öyleyse arkadaşlar, görmüş olduğunuz bu pil sisteminde elektrik akımı voltmetrede 1,1 voltluk bir güç üretiyor ve bu pilde 1,1 voltluk bir güç var. Ve arkadaşlar, bu pil çalışır ve en son durumda pil bitene kadar, E0 pil değeri 0 olana kadar bu pil çalışır. Ve tepkime E0 pil değeri 0 olduğunda dengeye ulaşır. Çinko yükseltgenmeye devam eder. Bakır +2 indirgenmeye devam eder. Ve bunlar bittiğinde pil gerilimi 0 olur ve pil artık kullanılamaz halde olur. O zaman arkadaşlar, E0 hücre değeri pozitif olduğunda biz bu tür pillere istemli pil diyoruz. Küçük 0 olursa istemsiz diyoruz. E0 hücre değeri arttıkça tepkimenin istemliliği artar. Hücre tepkimesinin elektron çekme ve itme gücünün göstergesidir hücre potansiyeli. Hücre reaksiyonu dengede ise E hücre 0 olur. Yani arkadaşlar, dengeye ulaştığında hücre potansiyeli 0 olur ve pil biter. Şimdi arkadaşlar, şuraya bir bakalım. Şimdi hücre potansiyelinin pozitif olabilmesi için ne gerekli? Anotun şuradakilerden büyük olması gerekir. Yani yükseltgenmeye uğrayan maddenin daha aktif olması gerekir. Burada yükseltgenmeye uğrayan kimdir? Y. Yani Yx'den aktif olması gerekir. Yx'den aktif mi? Hayır. Değil. O zaman burası olmadı. Bakın, Z yükseltgenmeye uğramış. Zx'den büyük olması gerekir. Bu da olmadı. Burada da Z yükseltgenmeye uğramış. Zy'den büyük olması gerekir. Bu da değil. Burada hidrojen Y'den büyük olması gerekir. Bakın, buradaki hidrojen 0'dan artı 1'e yükseltgenmeye uğramış. Hidrojen Y'den büyük olması gerekir. O da değil. Burada hidrojen 0 artı 1'e yükseltgenmiş. Hidrojenin Z'den büyük olması gerekir. Evet, hidrojen Z'den büyük. O zaman buradaki E hücre değeri nedir arkadaşlar? Pozitiftir diyebiliriz. Evet değerli arkadaşlarım, bir 10 dakika ara veriyorum. Uygun mudur sizler için? 10 dakika ara verelim.